Menopoz sonrası beslenme. Duygu Bulut yazdı. Menopoz kadında doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu dönemdir. Bir hastalık olmadığı gibi yaşamında doğal bir parçasıdır. Bu süreçte salgılanan hormonlarda değişiklik olduğu için şişmanlık, kalp damar sağlığı, kemik sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenler vardır. Peki menopoz döneminde vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur? Menopoza giren kadınlarda metabolizma hızı menopoza girmeyenlere göre daha yavaş çalışır. Fiziksel aktivitenin de az olması ile birlikte bu durum kilo almaya neden olabilir. Hormon salınımındaki değişim vücuttaki yağ oranının artmasına neden olur. Özellikle karın bölgesindeki yağlanma bu süreçte en çok karşılaşılan durumlardan biridir. Menopoz döneminde östrojen adındaki hormon düzeyinde azalma olur. Bu azalma şişmanlığa yani kötü kolesterol seviyemizin artmasına neden olur. Bu durumda da kalp damar hastalıkları açısından tehlikelidir. Kemiklerdeki büyüme doğumdan 20 yaşa kadar oluşur. 12-40 yaş arası kemik yoğunluğu en üst düzeydedir. 40 yaşından sonra kemik kaybı başlar. Bu süreçte kemiklerde zayıflık ve kırılma riski artar. Menopoz sonrasındaki beslenmemiz nasıl olmalıdır? Menopoz döneminde dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, ideal vücut ağırlığının sürdürülmesi, kemik ve kalp sağlığının korunması, diyabet yani şeker hastalığı, kanser riskinin azaltılması ve menopozdaki sorunların en aza inmesini sağlar. Sebze, meyve ve kalsiyum açısından zengin, kafein ve yağdan fakir bir beslenme öneriyoruz. Öğünlerde 4 besin grubu, süt ürünleri, tahıllar, protein, sebze ve meyveler olmalıdır. Miktarlar kişiden kişiye göre değişmekle birlikte fazla kilosu olan kişilerin tahıl grubu besinleri, makarna, pilav, börek, ekmek tarzı az miktarda tutmasını tavsiye ediyorum. Örneğin bir öğünde sadece çorba ekmek tüketerek veya sadece makarna yoğurt yiyerek yeterli vitamin ve minerali almadığımız gibi bu durum kilo almamıza da neden olur. Öğünlerde olan besin çeşitliliği hem sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için faydalı olacaktır. İdeal vücut ağırlığı yani beden kitle indeksi korunmalıdır. İdeal vücut ağırlığı kilonun boyun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü beden kitle indeksinin 18,5 ila 24,9 arasını normal kabul etmekle birlikte ilerleyen yaşla birlikte 23-27 aralığında olmasını öneriyor fazla kilo alınmasını istemediğimiz gibi zayıf olmayı da önermiyoruz. Besleyiciliği yüksek besinleri daha fazla tüketmenizi öneriyoruz. Örneğin beyaz şeker, reçel, hazır bisküvi, gofret ve benzeri gıdalar yerine tahıllı gıdalar, patates, baklagiller, meyveleri tüketmenizi öneriyoruz. Paso tüketimi dolayısıyla meyve sebze tüketimini arttırmanızı istiyoruz. Böylece hem bağışıklık sisteminiz daha güçlü olacak hem de tansiyon hastalığından diyabete kemik sağlığına kadar birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olacak. Menopoz sonrasındaki beslenmede kalp sağlığı için koyu yeşil yapraklı sebzelerin önemi unutulmamalı ve mutlaka her gün meyve tüketimi olmalıdır. Düşük yağlı beslenmenizi özellikle doymuş yağ olarak adlandırdığımız hayvansal yağlardan tereyağı ve Katı yağlardan margarin gibi kısıtlı beslenmenizi, bitkisel yağ olan zeytinyağını tercih etmenizi istiyoruz. Katı yağların kan ve kolesterol değerlerinizi yükselttiği gibi kanser hastalığında da büyük etkisi olduğu tespit edilmiştir. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketin. Çocukluk ve yetişkinlik döneminde önemliydi. Artık iş işten geçti diye düşünmeyin. Kemik sağlığının korunmasında çok önemli. En iyi kaynak süt ve süt ürünleri. Sonrasında yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagiller sırayı takip ediyor. Özellikle yüksek tansiyon hastalığınız varsa tuz tüketiminizi mutlaka azaltın. Özellikle yüksek tansiyon hastalığında tuz tüketimi tehlikelidir. Su tüketiminizi mutlaka ölçün. Günlük 2-2,5 litre arasında su tüketmeye çalışın. Bir bardağınız veya şişeniz olsun ki takibini yapabilin. Yoksa maalesef yeterli su tüketimi yapmıyoruz. Çay veya kahve su yerine geçmez. Evet Çay içince su içme isteğiniz gider, susuzluğunuzu alır ancak çay ve kahve vücuttan su atar. Bu yüzden su yerine geçmediği gibi her bir bardak çay içinde ayrıca bir bardak daha su içmeniz gerekir. Sigara içmeyin. En azından yavaş yavaş azaltmaya çalışın. Yaşamımızın hiçbir zaman diliminde önermediğimiz gibi tabii ki bu süreçte de sigara içmenizi önermiyoruz. Akciğer hastalıklarının çoğu maalesef sigara tüketimi ile ilişkilidir. Fiziksel aktivitenizi arttırın. Tamamen hareketsiz kalıp oturmaktan, yatmaktansa fırsatını bulduğunuz anlarda 20-30 dakikalık yürüyüşler hem sağlığınız hem de kilo kontrolünüz için faydalı olacaktır. Özellikle tek tip beslenme yerine öğünlerinizde çeşitlilik olmasına, özellikle sebze, meyve, süt ürünleri, kuru baklagillerin ihmal edilmemesine, kilo fazlalıklarını vermeye çalışmanızı ve mutlaka az da olsa hareket etmeye çalışmanızı öneriyorum.